Sevgili öğrencilerimiz, hadi şimdi de üstü sayı var soru çözümüne ikinci grupla devam edelim. 0,25'in üçüncü kuvveti. Buyur çöz. Beklemiyordun değil mi? Beklemiyordum yani. Evet. Şimdi 0,25'in üçüncü kuvveti. Ben öncelikle bunu rasyonel ifadeye çevireyim. Tamam. 0,25 bildiğimiz üzere 25 bölü 100'dür. Evet. Lakin üçüncü kuvvetini de unutmuyoruz. Tamam. Şimdi 25 ile 100'ü ben sadeleştireyim. 25'in üçüncü kuvvetini almak çok zor. Çok zor. Yani sadeleşebiliyorken 25'e böldüğüm zaman ne gelir? 4 gelir. Yani 1 bölü 4'ün küpü geldi. 1'in küpü 1'dir zaten. Ve 4'ün küpü de 4 kere 4 64. Evet. 64'tür. Cevap da 1 bölü 64. Tamam, hiç güzel çözemedim, bana ver. 1 bölü 64 yani B şıkkı. Bak böyle ne güzel işaretledim. Evet. Devam edelim. 16 üzeri 6 adet fındığı 8 sincap aralarında eşit olarak paylaşırsa her biri sincaba kaç adet fındık? Bunlar herhalde sincaplar aleminin bilim insanları. Demek öyle mi? 8 tane bir sincap bunları paylaşacaklarmış. Çok zekiler kendileri. Peki bulalım. Bir kere bu kadar fındığı şöyle düşünelim. 100 tane fındığı 5 sincap paylaşırsa her birine kaç fındık düşer? 20'şer. Böldük 20'şer. Ama. Böleriz değil mi? Evet. Bakın böyle ifadelerde bölmeli miyim, toplamalı mıyım? Toplamalı mıyım? Böyle ifadelerde karışıklık yaşarsanız basit değerler düşünün. 100 tane fındık var. 5 sincap paylaşacak. 100'ü 5'e bölerim. Evet. Burada da o zaman 16 üzeri 6'yı 8'e ne yapacağız? Böleceğiz. Ancak bölmede ya üstleri eşit olmalı ya tabanlar, ki kuralları uygulayalım. Burada bakıyorum tabanlar eşit değil. Üstler de eşit değil. Ama şey yapabiliriz. 16 ve 8 2'nin katı olduğu için o iki cinsinden yazabiliriz. 2'nin katı değil lütfen. 2'nin kuvveti. 2'nin kuvveti. 16 2'nin 4. kuvvet cazıdır. Üzerinde 6 var. 8 2'nin 3. kuvvet cazıdır. Doğru mu? Hı hı. Şimdi burada 4 ile 6'yı ne yaparız? Çarparız. 2 üzeri 20. 4. 2 üzeri 3. Evet. Ha, şimdi tabanlar aynı hale geldi. Artık ne yapıyorduk? Aşağıdaki kuvveti yukarıdaki kuvvetten çıkartıyorduk. Hı hı. Ya da diğer bir deyişle bu yukarıya eksi olarak çıkıyordu. 2 üzeri 24 eksi 3'ten yanıt 2 üzeri 21 olacaktır. Doğru cevap Denizli. Hmm. 3 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 3 ifadesi. 3 üzeri 5 243'tür. 5 üzeri 3 125'tir ama öyle bir şey istemiyor. Şey yapalım. Hüzünlüyüm ben şu anda. Tabanlar bir kere farklı kesinlikle. Tabanlar yani 3 ile 5 hayatta eşitlenemez ama üstler... Kuvvetlerden gidebiliriz. Kuvvetleri bir şekilde eşitleyebiliriz. Mesela... 5 üzeri 3 var, 3 üzeri yani elimizde 3 tane 5 var, 5 tane 3 var değil mi? Evet. 3 üzeri 5'i ben 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 olarak yazabilir miyim? Çok güzel oldu. Çünkü çarpılınca üstler toplanıyor, gene buna eşit. Evet. 5 üzeri 3'ü de böyle yazabilir miyim? Evet. Biz ne diyorduk? Bunların üstleri eşitse tabanları ne yapılabilirdi? Çarpılırdı. Çarpılırdı. 3 üzeri 2 çarpı 15 üzeri 3. 3 üzeri 2 demek 9 demek değil midir? Evet. Çarpı 15 üzeri 3 aradığımız sonuç. Bu kadar basit. Neymiş? Eğer üstleri eşitse arada çarpma olacak tabii, hı-hı, ki. Tabanlar çarpılırmış. Devam edelim. Oo. Şimdi 1 bölü... Aba. 1 bölü 729 olsa anlarım ama bu 1 bölü 1 bölü 729. Ne yapacağız? Böleriz. Rasyonel sayılarda bölmeyi biliyorsunuz. Evet. Esas kesir çizgisi uzun olandır şuradaki. Hı hı. Bu kesin... Hoppa, özür diliyorum. Şöyle yapalım hemen. Hı hı. Bu birinci kesrimiz. Bu da ikinci kesrimiz. Rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılır? Birinci kesir aynen durur. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Doğru mu? Doğrudur. O da kaç eşit? Bunun paydasında 1 varmış gibi kabul edersek 729. Ama... 729 3'ün kaçıncı kuvveti ya da 5'in kaçıncı kuvveti bilmiyorum ki ben. Evet. Hemen şöyle yapalım. Ayıralım. Evet. Masal çarpanlarına ayıralım. Kaça bölünür? 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 72 de 3'e bölünüyor. 9 da 3'e bölünüyor. Evet. Ya da rakamların toplamına bakalım. 18 3'e bölünür. Hı hı. 729'u 3'e böldüğünüzde 243 bulacaksınız. Oh. Rakamları toplamı 9 yine 3'e bölünür. 81 bulacaksınız. 3'e bölünür 27. 3'e bölünür 9. 3'e bölünür 3. 3'e bölünür 1. Kaç tane 3 var burada? 6 tane. O zaman burası 3 üzeri 6'ya
eşittir. Doğru cevap Bursa olacaktır. Hadi bakalım. Şimdi A, B, C sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Sıralayalım. Öncelikle A sayısından başlıyorum. A eşittir 2 üzeri 2 üzeri 3. Bunu normal bir şekilde yaparım. Çünkü kuvvetin kuvvet olduğu zaman ben bunları çarpıyordum. 2 üzeri 6 geldi A sayı. Evet. B sayıma bakalım. 2 üzeri 2 üzeri 3. Yani burada bir farklılık var. İşlem öncelin parantez içi olduğu için ben öncelikle 2'nin küpünü almak zorundayım. Yani 2 üzeri 8 olur bu. Evet. Şimdi C'ye geldiğimde ise tabanlar aynı. Çarpım durumunda kuvvetler toplanır. 2 üzeri 3 artı 2 yani 2 üzeri 5 gelir. Benden ne istiyor? Küçükten büyüğe doğru sıralamamı istiyor. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri kuvveti küçük olan küçüktür diyorum. 2 üzeri 5 yani C küçüktür A küçüktür B yani Bolu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Gelsin biz devam edelim. 9 tane 3'ün çarpımının 3 tane 9'un toplamının oranı. 9 tane 3'ü çarpacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 tane 9'un toplamının oranı. 9, 9, 9. Öyle değil mi? 9 tane 3'ün çarpımı 3 üzeri 9 olarak gösterilmez mi? Evet. 3 tane 9'un toplamı da nedir? 27'dir. 27'dir. Bakın ilk önce dediğini aynen yazdım. 9 tane 3'ün çarpımı 9 tane 3'ü çarptım. 3 tane 9'un toplamı 3 tane 9'u topladım. 9 tane 3'ün çarpımı zaten 3 üzeri 9. 3 tane 9'un toplamı 27 evet. Yani 3 üzeri 3 mü? Evet. O da 3 üzeri 9 eksi 3 değil midir? Hı hı. O da 3 üzeri 6 olacaktır. Aradığımız sonuç. Yani Diyarbakır'dır. Geçelim. Bunda bir daha cevap şıkkını hazırlarken D görmek istemiyorum. Tamam, farkındayım. Hepsi D hazırlamışsınız. A ve B tam sayı var olmak üzere bımbık bımbık olduğuna göre A çarpı B kaçtır? 3 üzeri sayı 7 üzeri sayı eşitmiş. Ama 3'ün hangi kuvvetiydi hangi kuvvetin eşit nereden bileceğim ben? 3'ün kuvvetlerini tek tek bilmiyorum ki. Ama zaten 3'ün kuvveti 7'nin kuvvetine eşit olur mu? Bir de o da var. Değil mi? Biri hep 3'ün katları şeklinde. 3, 9, 20 diye hep 7'nin katları. Yani 7 ile 3 bir, herhangi bir şekilde birbirine bölünmüyor. Bölünmüyor. Yani bir yerde buluşamazlar. Ha bu 9 olsaydı belki bir şeyler yani. Yapardı. E peki bizim ortak bir noktada buluşturalım bunları. Evet. Her ikisinin de 0'ıncı kuvveti 1'di. Hatırladım. Evet. Demek ki eğer 3'ün absürt bir değeri, 2 tane absürt sayının hiç alakası olmayacak kuvvetleri eşitse her ikisinin de 0'ıncı kuvvetleri birbirine eşittir diyeceksiniz. O zaman demek ki A artı B eksi 2 de 0'a eşit olacak. A eksi B artı 10 da 0'a eşit olacak. Öyle değil mi? Evet. Hadi toplayalım taraf tarafa. Direkt bunu yapabilirsiniz çünkü. B'ler gitmez mi? Hı hı. A 2A. Evimizin her şeyi. Eksi 2 artı 10 artı 8. Eşittir? 0. 0 mı? 8'i karşıya atalım. Eksi 8 mi olacaktır? Hı hı. Her tarafı 2'ye bölelim. Biliyorsunuz denklem çözmede, harfli ifadelerde bu tip şeyleri çok gördünüz. A sayısı eksi 4. Peki şuraya bakalım mesela. A artı B eksi 2 sıfırdı. A yerine eksi 4 yazarsak. Eksi 4, eksi 6 mı oldu? Evet. At karşı tarafa B sayısı 6. 6 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 24 olacaktır. Değişik. Haydi devam. 2 üzeri x eksi 1 64'e. 64 nedir? 2'nin kuvvetidir. 6. kuvveti. 2'nin 6. kuvveti. Evet. Burada bir sıkıntı yok. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Tabanları eşit ya. Kuvvetler de eşit, eşit olmak zorunda. Yani x eksi 1 6'dır. Evet. X buradan 7 çıkar. Tamam. Devam ediyoruz. 1 bölü 81. Şimdi 81 3'ün kuvveti olduğunu biliyorum 81'in. Ne ama? 3'ün 4. kuvveti. Tamam. Ama payda da ben onu paya çıkartayım yukarı. 3 üzeri. Eksi 4. Eksi 4. Olur. Demek ki tamam. Y de. Y artı 1. Pardon Y artı 1 de. Eksi 4. Buradan y ne olacak? Eksi 4 eksi 1'den eksi 5. Ne yaptım? 64 2 üzeri 6'dır dedim. Hı hı. Tabanları eşit, üstleri de eşit dedim. X eksi 1 6'dır. Ne yaptım? 1 bölü 81 yani 1 bölü 3 üzeri 4. 3 üzeri eksi 4'tür dedim. Hı hı. Y artı 1'i eksi 4'e eşit dedim. Y eksi 5 çıktı. Benden istediği x eksi y farkı. 7 eksi
Eksi 5. 7 artı 5. Yanıt kaç olacaktır? 12. 12 olacaktır.